türkü formundan esinlenerek meydana getirdiği örneklerden birini daha sunuyoruz. Proje bittiğinde sulanamayan e, arazi kalacak mı o yöreden? Gülgün Peyman ve Mehpare Çelik. Türk televizyonlarının şarkı. en güçlü şarkı kadın, kadın sesleri. Ana haberlerle hayatımıza girdiler, bizden biri oldular. Şimdi de milleti temsil etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi yolunda. İkisi de Vatan Partisi milletvekili adayı. Gülgün Feyman'ın evine konuk olduk. Bir yandan yemek yaptı, bir yandan çocukluğunu, gençliğini, ailesini ve neden siyasete girdiğini anlattı. Üreten Türkiye'yi kurmak üzere, şöyle gürültü yapmayayım, siyasete talibim dedim. Bu konudaki çalışmalarını sunmuştuk sizlere. Çoğumuz onu TRT'nin siyah beyaz dönemlerinden hatırlıyoruz. Kısa sürede ekranların vazgeçilmezleri arasına giren Feyman'ın çocukluk yılları, bugün milletvekili adayı olduğu Kocaeli'de geçti. Ankaralıyım. Ankaralısınız. Ama babamın işi gereği Türkiye'nin dört bir yanını gezdik biz. Hakkari'nin Ulu Deresi'nde iki sene kaldık. İlkokula okula başlayamadım çünkü okul yoktu. Derken şimdi milletvekili adayı olduğum Kocaeli'nin Kandırası'ndaydık. Kandıra. İlkokula Kandıra'da başladım. Ulu Dere'den Kandıra'ya geldik. ...Kandıra'nın... ...çok böyle minik, güzel bir evinde otururduk. Asker kızı olan Feyman... ...babasının görevi gereği Türkiye'yi karış karış geldi. Bu sırada üniversiteyi bitirdi... ...medyanın sevilen yüzlerinden oldu. Bu yoğunlukta... ...iki kız çocuğu büyüdü. Bu kez de kolları vatan için sıvadı. Kocaeli... ...gördüm ki beni bağrına basıyor... ...ve birlikte çok... ...çok güzel işler yapacağız... ...ülkemizin geleceği için ve... Kadınımız kendi geleceği için, çocukları için Gülgün Feyman desin. Gülgün Feyman'ın hocam, Türkçenin duayeni dediği isim Mehpare Çelik. Büyük çoğunluğumuz onun sesiyle büyüdük. TRT'nin ilk yayın dönemlerinden bu yana sesi kulaklarımıza işledi. TRT Baş Spikeri Mehpare Çelik, üniversitede inşaat mühendisliği okumuştu. Oysa aklındaki meslek bu değildi ben kötü bir mühendis olurum ama iyi bir spiker olacağım diyerek soluğu TRT'de aldı. 1970 yılında TRT'de spikerlik sınavına girdi. 10 bin kişi katılmıştı. Biz önce e, bu üniversite giriş sınavları gibi yazılı bir sınavlara girdik. 10 bin kişinin içinden sonuçta iki spiker çıktı. İki kişi sınavı geçmişti. Biri de Mehpare Çelik'ti. O yıllarda Turgut Özakman'ın unutamadığı bir sözü vardı. Arkamdan Turgut Hocam bağırdı Turgut Özakman, unutma kızım devlet ağzı olacaksın dedi. Çok büyük bir sorumluluk bu. Çelik TRT'de baş spikerliğe kadar yükseldi. Bu görevde 10 yıl çalıştı. Birçok ödüle layık görüldü. Onun için en önemli olanı ise Karamanoğlu Mehmet Bey e ödülü oldu. Babası CHP'liydi. İsmet Paşa ile ve Bülent Ecevit ile birlikte yaşadık diye anlatıyor o günleri. Ancak o ülkem zor günlerde dedi. ...ve Vatan Partisi Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. Ülke gidiyor elden. Ee, o nedenle herkes kendine düşen görev neyse... ...en iyi neyi yapabileceğine e, karar vermişse... ...onu yapmalı artık. Onun için Vatan Partisi'ndeyim. Benim hayatta iki tane kahramanım var. Hala yaşıyor onlar benimle. Biri babam, biri Mustafa Kemal yani Vatan Partisi'ne baktığım zaman dedim ki galiba üçüncü kahramanım da Vatan Partisi olacak.